Ne diyordu şarkı? Bana bir koca lazım. Koca herkese lazım ama kocanın da hayırlısı lazım. Hangi ünlü hanımın eşi ayakkabıcı? Hangisinin yüzlerce tır, hangisinin gemileri var ve şu şarkıyı söylüyor. Gemilerde talim var. Eşi popçu olan, eşi topçu olan, eşi tatlıcı olan, eşi bankacı olan, eşi hurdacı olan ünlü astronistler kimler? Kendi şarkıcı, eşi kebapçı, kendi türkücü, eşi antikacı, kendi oyuncu, eşi oduncu ve de ormancı olan ünlüler kim? Aman ormancı, canım ormancı. Her başarılı erkeğin arkasında nasıl bir kadın varsa, bu başarılı hanımların da arkasında beyler var. Evet, ünlü hanımların halen evli oldukları eşleri ne iş yapıyor? Eski eşleri ne iş yapıyordu? Müstakbel eşleri ne iş yapıyor? En az eşleri kadar ünlü beylerin işte işleri güçleri. Hülya Avşar birkaç kez evlendi, ayrıldı ama dilinde hep aynı şarkı vardı. Bana bir koca lazım. Yine bir koca bulur mu bulamaz mı bilemiyoruz Hülya. Ama eski eşlerinden, daha doğrusu ilk eşi Mehmet Tecelli'den başlıyoruz. Bir pamuk tüccarıydı beyefendi. Avşar kızının medyatik eşi, kızının babası Kayı Çilingiroğlu ne iş yapıyor peki? Ya gelirse de gelir mukadderat. Tamam, bir alın yazın var, gelirse gelecek, panik yapmaya gerek yok. Kaya Çilingiroğlu'nun ne iş yaptığına dair çok haber çıktı, yazıldı, çizildi. Bunun nedeni pek çok işi gücü var Kaya Bey'in. Sigortacılık, emlakçılık, borsacılık, radyoculuk, CSM bayili, reklam ajansı, spor yorumculuğu ve daha neler neler. Yani her işi yapıyor Kaya Bey. Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan, malum Anadolu Ateşi'nin kurucusu. Gülben Ergen'in bir sonraki eşi ve olayla ayrıldığı Erhan Çelik ise malum ünlü bir gazeteci. Tıpkı şarkıdaki gibi yaz gazeteci yaz. Sibel Can'a geçiyoruz. Sibel Can'ın eski eşi Suhri Aksüt, soyadı sizi yanıltmasın, sütçülükle bir alakası yok beyefendinin, müteahhit olur kendileri. Kibariye'nin ilk eşi Tunay Ürek isminde bir beyefendiydi. Şofördü kendisi ve malum Kibariye'nin annesinin o meşhur lafı bu beyefendi için söylediğini hatırlatalım ve o lafı bir izleyelim. Bana bu kızımı kandırıyor diye kızımı parasından hava atıyor, hava. Bu adam şoför parçasını, şoför parçasını benim kızıma aldı, paraları gördü, havaya girdi. Şoför Tunay, şoför Tunay, şoför Tunay. Ha, şimdi bey oldu o. Şimdi bey oldu. Kibariye'nin paralarından bey oldu. Kiboşuğ'un son eşi, yani şu anki eşi Ali Küçükbalık'a gelince, şu şarkı geldi değil mi hemen? Küçük balık lafını duyunca aklınıza acemi balık gibi ağlara takılıp. Yok yok, balıkçı değil beyefendi. Serbest meslek erbabı. Artık ne demekse kendisi öyle tanımlıyor. Biz devam edelim. Azra Akın, dünya güzeli kızımız, geçtiğimiz yıllarda işte böyle şatafatlı bir törenle dünya evine girmişti malum. Peki kimdir eşi, necidir, ne iş yapar kendisi derseniz hemen söyleriz. Trakyalı bir çiftçi beyefendi. Çiftçilik dışında ticaretle de uğraşıyor tabii. Kafeler işletiyor ama dediğimiz gibi asıl kökeni çiftçi. Hektar hektar arazileri var ve Trakya bölgesinin neredeyse yarısının çeltiğini o üretiyor. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Bey'e gelince... Allah nasip ederse 1 Ekim'de yeni bir şey başlıyor. Televizyon projesi? Evet. Ne, hangi kanal? Onu bilmiyorum. Daha belli değil diyor. Discovery Channel. Hayvanlar alemi. Tam bir şov insanı Faik Öztürk. Şarkı söylüyor, rol kesiyor, şovmenlik yapıyor ama hepsi sonradan olma. Beyefendinin asıl işi ne biliyor musunuz? Hurdacılık. Bu manada hurdacı değil tabi. İşin ticaretini yapacak kadar büyük bir hurdacı beyefendi. Zaman içinde işini gücünü büyüttü tabi. Banu Alkan'a gelince Afrodit'in eski hayat arkadaşı Murat Taşdemir isminde bir beyefendi vardı. Kendisi Antalya'da pastacılıkla meşguldü. Şimdi ayrıldılar, ayrı mesele. İrem Derici, bilirsiniz kendisini. Pek sivri dillidir bu hanımefendi. Bıkmadınız mı benden? Düğün olur ben, dernek olur ben, event olur ben, skandal olur ben. Düğünlerde yalay başı. Bak adım çıkmış. Kınada o kadar oynadım ya manyak gibi. Biraz öne geleyim. Kınada çok oynadım diye adım çıkmış. Düğünde yemin ediyorum bak, koskoca düğünde bir kere kalktım. Ondan da almışlar, her yere yine görüntüleri serpiştirmişler. Yemin ediyorum bir kere kalktım oynamaya. Abi niye kendimi açıklıyorum? Sanki oynamak günah. Eski eşi Rıza Esendemir'in ilk işi radyoculuktu. Beyefendi şimdilerde TV ekranlarında şov yapıyor.
Ebru Şallı. Onun ilk eşi Ozan Orhon. Onu biliyorsunuz, o bir popçuydu. Şallı Ebru'nun ikinci eşi Harun Tan mağazacıydı. Ünlü bir mağazalar zincirinin patronuydu. Şimdilerde Şallı Ebru'nun bol bol detoks suları içirdiği sevgilisi Uğur Akkuş, Arap dünyasına Türkiye'de danışmanlık yapan bir şirketin başında. Yani danışman beyefendi, danışman. Bu sıralar çok sık gidip geleceğiz. İşlerim var orada, biliyorsunuz ben dış ticaret işle uğraşıyorum. Şu an Amerika'da ihracatlarımız var, işlerimiz var. Bir ayağımız orada artık, bol bol gidip geleceğiz artık. Evet. Bu arada kripto paralarla da pek meşgul, o işleri de var. Devam ediyoruz. Aysun Kayıcı bir dönemin ünlü mankeni, evlendi, çoluk çocuğa karıştı, Londra'ya yerleşti. Eşi bankacılık yapıyor, Efe Kapancı ismini bir beyefendiyle Londra'da hanımefendi. Hande Yener'in ilk eşi Uğur Kulaçoğlu bir gümrükçüydü. Şarkısı bile var. Kara gümrük yanıyor. Evet, gümrükçüydü Hande Yener'in ilk eşi. Kısa sürede evlilikleri ayrıldılar. Lolita popçu Bengü'nün 3 yıl önce evlendiği nişanlısı Selim Selimoğlu bir armatör. Gemileri var. Biz diyelim 10 tane, siz deyin 20 tane, el alem desin 120 tane. Gemilerde talim var. Gemici gemici. Devam ediyoruz. Ebru Yaşar'ın gönlünü çalan bu aşk prensi Necat Gülseven ne iş yapıyor peki? Yaşar Ebru'nun "Seni anan benim için doğurmuş" dediği büyük aşkı bakliyat işleriyle uğraşan çok zengin bir iş adamı. Sezen Aksu pek çok kez evlendi, ayrıldı. Eşleri hep farklı farklı sektörlerdendi. Mesela ilk eşi inşaat mühendisiydi. İkinci eşi denizaltı jeolojisiyle ilgileniyordu. Sonrasında bir otelciyle evlendi. Son eşi ise bir gazeteciydi. Bülent Ersoy'a geçelim. İlk eşi Cemetler'di. Divan'ın ilk eşi bir pazarlamacıydı. İkinci eşi Armansa malum İzmirli bir şarkıcı. Seda Sayan, o da pek çok kez evlendi ayrıldı, evlendi ayrıldı, evlendi ayrıldı, evlendi ayrıldı, 7 kez evlendi ayrıldı, 7 kocalı Seda'ya çıktı adı. İlk eşi Rıdvan Kılıç bir futbolcuydu. Eski eşlerinden Sinan Engin de bir futbolcuydu. Tesadüfe bakın, Gökhan Şükür'le evlendi, o da futbolcuydu. Tabii hep futbolculardan gitmedi Seda Sayan. 7 tane koca olunca her meslekten bir eş buldu kendine. Mesela Soner Yapacık isimli bir gençle evlendi. Kurye şirketinde çalışan bir kuryeciydi delikanlı. Seda Sayın'ın eski eşlerinden Tuncay Kıratlı ayakkabıcıydı. Onu Şan'la evlendi. Türkücüydü kendisi. Delikanlı, kendisine en yakın mesleği yapıyordu yani. Hande Ateyze. İlk eşi Fethi Pekin avukattı. Evlilikleri sadece 24 saat sürdü. Hande Ateyze'nin son eşi Benjamin de Amerikalı bir gazeteciydi. Şimdilerde genç bir beyefendiyle beraber Hande Ateyze. Ne iş yaptığını çıkartamadım. Devam ediyoruz. Gonca Vusluteri komik ve sempatik bir kız. Gonca Vusluteri'nin boşandığı eski eşi Edip Erdoğan bir sesçiydi, ses teknisyeniydi. Televizyon programlarında, televizyon sektöründe ses operatörlüğü yapıyordu.